Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz yuvarlama. Çocuklar bugün sayıların en yakın onluğa yuvarlanmış hallerine ve en yakın yüzde yuvarlanmış hallerini işleyeceğiz. Eğer beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz dersin sonundaki konulu soruları oldukça kolay bir şekilde yapabileceksin. Aynı zamanda daha ilerleyen derslerimizde konu yuvarlama ile alakalı problemlere de gelecek. O yüzden orada da başarılı olmak istiyorsan şimdi bu dersi çok dikkatli dinlemeni rica edeceğim. Çocuklar biz ilk olarak yuvarlamayı kaçın sınıfta görmüştük? İkinci sınıfta görmüştük. Diyelim ki sayımız 24'tü. 24'ün bulunduğu onluklar arasını yazıyorduk. 20 ile başladığı için 20 ve 30 arasında diyorduk. Eğer sayımız birler basamağında 1 2 3 4 varsa önceki onluk evine gidiyordu. Birler basamağında 5 6 7 8 9 varsa sonraki onluk evine gönderiyorduk sayımızı. Hatırladın mı? Birler basamağımızda ne var? 4. O zaman hangi eve gidecek? Önceki onluk evine gidecek. Evet hatırladın harika. Bir de üçüncü sınıfta ne yapmıştık? Yine üç basamaklı sayıları yuvarlamıştık. 389, 380 ile başladı için 380 ve 390 arasındaydı. Yine birler basamağına bakıyorduk. 9 hangi eve gönderiyordu? Sonraki eve o zaman sonrakini işaretliyorduk. Bu kısa hatırlatmayla beraber hemen geçelim dört basamaklı sayılarımızın yuvarlanmasına. Çocuklar şimdi 5842 5840 dediğimden dolayı 40. 40'tan sonraki gelen onluk ne? 5850. Hemen birler basamağına baktık. 2 olduğundan dolayı önceki onluk evine gönderdi. 8.510 8.510 ile demek ki 18 dediğim için 10 ile 8.500 ondan sonraki gelen onluğumuz 20 olduğu için 8.520 arasında dedik. 8 nereye gönderecek? Sonraki onluk evine. 5.810 5 5.810 ile 5820 arasında birler basamağı 5 olduğu için nereye gönderecek? Sonraki onluğa gönderecek. Hadi ekranı durdur ve bu kısmı sen yapmaya çalış. Sayımızı okuyoruz. 7897. 7890 ile bir sonraki artık 100 kısmına geçtiği için bir sonraki 10 daha büyüdüğünde ne diyorduk? 7800 100 olmayacağından dolayı burası 7900 arasında diyorduk. Birler basamağındaki sayı 7 olduğu için bir sonraki onluk evine gönderiyordu. Sayımızı okuduk. 8622. 8620 ile 20'den sonraki gelen olduğumuz ne? 8630. Birler basamandaki sayı 2 olduğu için önceki onlu evine yuvarladık. 7260 7263 60 hemen bir sonraki gelen onluk 7270 Birler basamandaki sayı 3 olduğu için bir önceki eve yuvarladık. Hatırladın değil mi? Süper. Bir de kendin videoyu durdurup dene istersen. Geçelim. 5 basamaklı doğal sayıların öncelikle en yakın onluğuna yuvarlanmış haline. Sayımızı okuduk. 35.860 860 35862 60 ile 60'tan sonraki gelen onluk ne? 35800 70. Birler basamağı 2 olduğundan dolayı bir önceki ona yuvarlıyoruz. Okuyoruz. 58.013 58.010 ile ondan sonraki gelen onluğumuz ne? 58.020 Birler basamağındaki sayımız 3 olduğu için bir önceki 10'a yuvarladık. Otuz beş bin sekiz yüz Onlar basamağında onlar yuvarladığım için buraya kadar okudum. Diğeri nedir? Otuz bin sekiz ondan sonraki gelen yer onluk 20 olduğu için. Birler basamağındaki sayımız 4 olduğu için yine bir önceki onla gitti Otuz Onlar basamağında direkt sıfırlamış. 900. Bir sonraki onluk 37.910. 0'dan sonraki gelen 10 tanesi. O ne der? Birler basamağı 1 bir olduğu için önceki onluk evine gitti. 41.036. Onlar basamağına kadar baktı. 41.030 ile 41 bin. 30'dan sonraki gelen olduğumuz 40 olduğu için 40 yazdık. Birler basamağına baktığımızda sonraki onluk evine gönderir. Çünkü 6 sonraya gönderiyordu. 48 bin 382. 48 bin 380. Onlar basamağına kadar baktık. 48.380'den sonraki gelen onluk 90 olduğu için ve birler basamağındaki sayımız 2 olduğu için Önceki onluk evine yuvarladık. Videoyu durdurup yeniden deneyebilirsin. Yuvarlama konusu birazcık zordur çocuklar. Tekrar tekrar düşünmeniz, sayıların üzerine işlem yapmanız gerekebilir. Yapamadıysan bu seni hiç üzmesin. Hadi altı basamaklı sayıların yuvarlanmasına geçelim. Yine onluğa yuvarlama işleyeceğiz ilk olarak. 357 bin yine onluğuna kadar bakıyorum 357 bin 892 357 bin 890 ile 90 bir sonraki onluğuna bakacağız 357 bin 890'dan sonraki gelen onluk 100 olmayacağından dolayı hemen yanındakini arttırıyoruz 35 300 yani yaptık. 357 bin 900 Birler basamağındaki sayımız 2 olduğundan dolayı önceki onluk evine yuvarlandı. 589013 yine onlar basamağına kadar baktık. 589010 ondan sonraki gelen onluk 589020. Birler basamağı 3 olduğu için yine bir önceki onluk evine yuvarlandı. Onlar basamağına kadar yine okuyoruz. 356.810 bir sonraki onluk nedir? 356.820. Birler basamağındaki rakam 5 olduğu için bir sonraki onla yuvarlandı. Hadi buradakileri kendin dene. Yine okuyoruz. 371.903. 371.900 onlar basamağı 900'de kaldı. Bir sonraki onluk 371.910. Binler basamağındaki rakam 3 olduğundan dolayı önceki onluk evine yuvarladık. 419.030. Onlar basamağına kadar geldik. 30 ile 419.030'dan sonraki onluk 40. Birler basamağındaki sayımız 6 olduğu için öncekine mi sonrakine mi? Tabii ki sonrakine. 481.387. 481.380 diyordu. 380 ile 481 80'den onluk 10 sonraki gelen, 10 tane sonraki gelen 390 olacak. Birler basınmandaki sayı 7 olduğundan dolayı sonraki onluk evine gönderdik. Hadi bakalım. Şimdi de sayıları yüzdeye yuvarlamaya geçmeden önce yine aynı tabloya dönüyoruz ve Sayıların yüzlüğe yuvarlanmış hallerini yapacağız. Bu seferki konumuz yüzlüğe yuvarlamak olacak çocuklar. Yüzlüğe yuvarlamayı ne yapıyorduk? Yüzler basamağından itibaren bakıyorduk. Bir önceki yüzlüğü ve bir sonraki yüzlüğü olarak. Ve diğer onlar basamağı ve birler basamağıyla ilgilenmiyorduk. 5842 hangi yüzlükler arasında? 5800 ile bir sonraki 5100 büyütüyoruz 900 arasında. Son iki basamak eğer 50'den küçükse önceki onluk evine, 50'den büyükse sonraki onluk evine gider. Burası 42 olduğu için biz neye yuvarladık? 5800'e yuvarladık. Hadi bakalım. 7897 7800 dediğimiz için 7800 ile 7900 arasında hemen baktık son iki basamağa 50'den büyük mü, 50'den küçük mü diye. 50'den büyük olduğu için nereye yönlendirecek? Bir sonrakine yönlendirecek. 8518 8500, 8500 ile bir sonraki yüzlük ne olur? 500'den sonraki 8600 olur. Hemen bakıyoruz 50'den büyük mü küçük mü? Evet, 50'den küçük. O zaman bir önceki yüzlüğe yuvarlandı. 8622, 622. 8600 ile başladığı için 600 ile 8700 arasında olur bir sonraki yüzlük. Hemen baktık 50'den büyük mü küçük mü? Küçük olduğu için bir önceki yüzlüğe yuvarlandı. 5800 15 bunlarla ilgilenmiyor. 5800 ile 100 sonraki gelen 5900 olur. 50'den büyük mü küçük mü? Küçükse bir önceki yüzde yuvarlandı. 7200 7263 7200 ile 7300 arasındadır. Çünkü bir sonraki yüzde 7000 300'dür, 200'dür, bir sonraki yüzde 300 olarak gelir. Hemen baktık 50'den büyük mü küçük mü büyük. O zaman ne yuvarlanacak? Yukarıdaki bir sonraki yüzde yuvarlanacak diyoruz. Geldik 5 basamaklı sayıların yüzde yuvarlanması artık öğrendin. Daha kolay yapabilirsiniz. Sayımızı okuyoruz. 35.800 62, 800 ile 35.900 arasında olacak. 50'den büyük mü küçük mü? Büyük. O zaman bir sonraki yüze yuvarladık. 58.013 yüzü yok demek 58.000 diyoruz. O zaman bir sonraki yüzü yüz eklemiş hali olur. 58.100. 50'den büyük mü küçük mü? Evet küçük o zaman bir önceki yüzde yuvarlandı. 35.800 800, 14, 35.800 ile 800'den sonra ne gelir? 35.900 gelir. 14.50'den küçük olduğu için önceki onun yüzlüğüne yuvarladık. Otuz yedi bin dokuz yüz bin dokuz yüz yazdık. Bir sonraki gelen otuz yedi bin. Aa burası bin olmuyor ya. Çünkü dokuz sonra yüz 100 gelen bin olur ya. O zaman biz diyoruz ki burayı artık sen direkt otuz bin olabilirsin. 50'den büyük müsün küçük müsün? Aa küçüksün o zaman demek ki senin yüzlüğün önceki kısım. 41.036 hmm, Bak yüzü yok. O zaman 41.000 yüzü yoktu. Bir büyüttük yüz, bir yüz oldu. 50'den büyük müsün, küçük müsün, küçüksün. Ayıp da küçük gelmiş. Ama böyle denk gelmez çocuklar. 48.382 48.300 48.400 50'den büyük mü? Küçük mü? Evet. Büyük. Harika. Hadi geldik. Altı basamaklı sayıların yüzdeye yuvarlanmasını işleyeceğiz. 357.800 357.900 50'den büyük mü oldu? Küçük mü oldu? Büyük oldu. O zaman bir sonraki yüzlüğe gittim. 589 bin hmm, sıfır olduğu için sıfırları getirdik. 589.100 bin çünkü yüzlükler arasında bakıyoruz. 50'den büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman bir önceki yüzde gitti. 356.800 bin 356 800'den sonraki gelen ne? 306.900 50'den büyük mü? Küçük mü? Küçük. Bir önceki yüzde gitti. 371.900 371.900 Bir sonraki yüzlü. 371 371.000 Aa, 900'ün 100 sonrası bir böyle bir şey olmayacağından dolayı hemen yanını artırıyorum. 372 ki oluyor artık burası. 50'den büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman bir öncekine gitti. 419 bin. Aa, bak yok. O zaman 419.000 şeklinde bırakıyoruz. 100 büyüttüğümüzde 419 bin 100 oluyor. 50'den büyük mü küçük mü küçük? Öncekine gitti. 481 bin 300. 481 bin. 100 büyüttük 400. 50'den büyük mü küçük mü? Büyük. O zaman en yakın yüzde de 481 bin. 400'e yuvarlanmıştır diyebiliriz. Şimdi verilen sayıların hem onluğunu hem yüzünü yuvarlamayı aynı tabloda görelim istedim. Şimdi onluğa yuvarlarken hangi onluklar arasında diye bakıyorduk. Yüzde yuvarlarken de hangi yüzlükler arasında diye bakıyorduk. Şimdi 3456 önce onlar yuvarlamaları yapalım. 56 ne yuvarlanır? 60'a yuvarlanır. O zaman 3460 şeklinde diyoruz. Çünkü onluğuna bakarak yuvarladık. 72649 neye yuvarlanır en yakın onlukta? 49, 50'ye yuvarlanır. O zaman geri kalanını aynen yazıyoruz. 72.650 Yine yuvarlama yuvarlamada bakıyoruz. 273.618 18 neye yuvarlanır? 20'ye yuvarlanır. O zaman 273.620 şeklinde yuvarladık. Şimdi de yüzde yuvarlanmasına bakalım çocuklar. Yüzde yuvarlanırken de yine sonuç kısmına bakıyoruz. Yüzde yuvarlamada 3456 456 neye yuvarlanıyor? 400 ile 500 arasında olduğunu biliyorduk. Artık burası büyükse bir sonrakine yuvarlanacak demiştik. 3500 72649 649, 649 neyin arasında? 600 ve 700 arasında. 50'den büyük mü, küçük mü? Küçük. O zaman demek ki 600 şeklinde kalacak hala. 72600'e yuvarlandı. 2731618. 618 neye yuvarlanır? 618 600 ve 700 arasındadır. Hala aileden küçük olduğu için 600 kısmına yuvarlanacak. 600'e yuvarlanıyor dedik. Şimdi çocuklar bize şunu söyleyecek bir sayı verecek. Mesela diyecek ki en yakın onluktaki en büyük ve en küçük sayıları soracak. Diyecek ki 370 sayısına yuvarlanan en küçük sayı nedir? En büyük sayı nedir diyecek. Şimdi ben neyi biliyorum en yakın onlukta? Bir önceki onlukla arasında 370'i sorduğuna göre bir önceki onluğum benim 360 olacak. Bir sonraki onluğum 380 olacak biliyorsun. Burada hangi sayılar var? 361, 362, 363, 364, 365... 366, 367, 368, 369 var. 370'e yuvarlanan en küçük sayı kaçtır derse ben neyi biliyorum? Birler basamağı 5 ve 5'ten sonrası 370'e geliyor. Bu nedenle 5 olan sayımız ne? 365 diyeceğiz. En küçük sayı. 370 ile 380 arasındaki sayılara baktığımızda 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 370 9 380. 370'e gelen en büyük sayı ne? Hmm, evet 4 olması lazım değil mi? 374 olması lazım. Çünkü 5 artık neye yuvarlanıyor? Bu tarafa yuvarlanıyor. Buradaki en küçük sayımız ne oldu? 365. En büyük sayımız ne oldu? 374 oldu. Hadi bir örnek daha yapalım. Bize desin ki 760'a yuvarlanan en büyük ve en küçük sayı desin. 760. Bir önceki onluğu nedir? 750. Bir sonraki onluğu nedir? 770. Ben buradaki sayıların arasındaki en küçüğünün sonunun 5 ile bitenini alacağım. Çünkü 5 artık yukarıya yollar. 755. En küçük sayıdır. Buradaki sayılar arasında da artık buraya gelecek, aşağıya gelecek olan nedir? Sonu 4 ile bitiyor olması lazım. 764 de en büyük sayı olacak. Tamam mı? Hadi bakalım. Kaydırdık. En yakın onluğuna yuvarlanan en küçük ve en büyük sayıları yapalım istiyor burada bizden. 3450'ye yuvarlanan en küçük sayı nedir? Onluk olarak bakıyoruz. 50'ye yuvarlanacak en küçük sayı. Evet 45. O zaman 300 3445. 50'ye yuvarlanan en büyük sayı neydi? Yukarıdaki sayıların 51, 52, 53, 54. Sonu 4 ile bitiyor olacaktı. O zaman 3454 olacak. Baktık. 72.640. 40'a yuvarlanan sayılar arasındaki en küçük neydi? Evet en küçük 35'te. Çünkü birler basamağı 5'te biten artık yukarıdaki sayıya gidiyordu. Bu tarafta ne olacak? 44 değil mi? O zaman sayımız 72.635 olur. En büyüğü 72.644 olur. Devam ettik. 273.610. onu yuvarlanan en küçük sayı 5 çünkü ona doğru gelsin. Ve ona doğru düşecek olan sayının birler basamağı 4 olacaktı. 14. O zaman sayımız 273.605. En büyük sayı 273.614. Oldu. Şimdi yüzdeye göre bakalım çocuklar. Diyelim ki 600'e bunun rengini tekrar beyaz yapalım. 600'e yuvarlanan Şurayı silelim. 600'e yuvarlanan en küçük sayı ve en büyük sayı soralım yüzlük kısmında. Yuvarlamadaki yüzlükleri yuvarlıyoruz şu an. Biz neye bakıyorduk? Sayının son iki basamağı 50 ile bitiyor mu, bitmiyor mu diye bakıyorduk. Yüzlük dediği için ben bir önceki yüzlüğünü ve bir sonraki yüzlüğünü zaten biliyordum. Son basamağı 50'den küçük olanlar kendinden öncekine, 50'den sonrakiler de yukarıdaki sayıya geliyordu. O zaman 550 olmalı ki 550, 600'e doğru yaklaşsın ve büyüsün. 50'nin üstü büyüyordu. Ama 50'den küçük olan sayımız, 650 olsa burası, 650 nereye gider? Yukarı doğru gidecek, yukarısındaki sayıya gidecek. Ama ben burada kalan sayıyı soruyorum. Tam bir öncekindeki sayıyı, 649 kalsın ki 600'e gel düşsün, yuvarlansın. O zaman 600'e yuvarlanan, yüzlükte yuvarlanan en küçük sayımız bizim 550. En büyük sayımız da 649 oluyor dedik. Bir tane daha yapalım. Daha iyi anlaman adına. Bu konu oldukça önemli. Yorulduysan bir ara verebilirsin. 800'e yuvarlanan en küçük ve en büyük sayıyı soralım. 800 bir küçüğü 700 bir büyüğü 900 50 ve üstte olursa yukarıya yuvarlanıyordu 750 olsun ki 750'ler 800'e doğru gelsin Ama 800'ü geçen sayılardan da son artık 50 olmasın ki 800'e doğru geri gelsin istiyorduk En küçük sayımız 750 en büyük sayımız 849 oldu Hadi bakalım diyor ki 3450'ye yuvarlanacak ama en yakın yüzlükte olacak 400 50 e, hmm, buraya yanlış yazmışız 400 olacak çocuklar burası 400 gibi düşünelim burası da 600 burası da 600 400'e gelecek sayılar ne? bir öncekine 50'ye kadar olan kısmı, 400'den önceki ne olacak? 3350 Şimdi 400'ü geçecek ama 50 olamaz. Çünkü 50'ler yukarı gider. O zaman ne diyoruz? 3449 50 olsaydı yukarı doğru giderdi. 72.600 sayısını yuvarlanan en küçük sayıyı soruyoruz. 600'dan önceki gelecek. 72 bin 550 50 olsun ki büyüsün 600'e doğru gelsin. Ama burası 50 olamaz. Çünkü 50 olursa yukarı doğru gider. Biz 649'da bırakıyoruz. Olsun ki 600'e geri gelsin. 273.600 dedik. 273.600 e yuvarlanacak sayılar. En küçükleri 550. 50 ile bitsin ki artık 600 olsun. En büyük de artık 50 olamaz çünkü 50 öbür tarafa gider. Buradaki sayı da 273. Bin 649. Çocuklar, onluğa yuvarlama ve yüzlüğe yuvarlama bir defa dinlenildiğinde karışık gelebilir. Sayıları yeni okumayı öğreniyorsunuz. Birazcık zorlanabilirsin. Bu nedenle tekrar izlemen gerekebilir. Dersimiz burada son buldu. Bu videoyu yeniden izlemeni sana öneriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.